burada başlar. Tüm mahalle şaşkın onlara bakar. Delikanlı çetesi çok keskin ama kapışamaz asla kaygısızlarla. Memnun Sabriye, Terbiye, Eleman, Postet, Kafiye. Kaygısızlar geliyor, kaçamazsın nafile. Komşu kadın cazibe, çok canlar yakar. Ceberra'dan uçan kuş bile korkar. Delikanlı çetesi çok keskin ama kapışamaz asla kaygısızlarla. Memnun Sabriye, Terbiye, Eleman, Hostes, Kafiye. Kaygısızlar geliyor, kaçamazsın nafile. Hoş geldiniz bize dostlar, kaygısızlara. Hoş geldiniz bize dostlar, kaygısızlara. Onur'un annesi gibi tuvaletçi olsaydım. Durdu yumurtladı saftirik karı. Ağzından çıkanı kulağın duysun biraz. Veya kulağından duyduğunu ağzın yesin biraz. Sen bana saftirik diyemezsin. Ay dersem ne olacak? Yeter be. Biraz kışlemeden sürekli sizin kavganızı mı dinleyeceğiz burada? Ulan biriniz bana şöyle şarkı söyleyen çocuk doğuramadınız da. Yazıklar olsun size. Ancak çen kavga. Çok istiyorsan ben bir tane doğru vereyim memnunum. Sakın ha. Yeni çocuk yapacağınıza oturun da şurada 36 çocuktan bir tane şarkıcı çıkartın. Saçmalama memnun. Küçük çocukların ticari müzik dünyasına atılması çok kötü bir şey. Hiç de kötü değil. Kaset çıkartıp sülalece köşeyi dönüyorlar bak. Ayol bu çocuklar daha oyun çağında. Aman oyun oynayacaklar da ne olacak be? Sabancılar, koçlar saklambaç oynayarak mı para kazandılar? Oyun oynayacağınıza şarkı söyleseniz alan venetler. Ah ulan ah. Şu çocuklardan birisi şarkı söylemeyi öğrense hemen kaset çıkarır. Ayrıca bu çocuk kimin çocuğuysa ona da nikah basarım. Ne? Nikah mı? Hem de resmi nikah. Yok ya. 1, 2, 3, 4 çakmalı çak, çıramı yandırma nişan. Çakmalı çak, çıramı yandırma nişan. Tüey, yar için potin adım. Kes lan, kes! Hanımefendi tost istiyor. Sen kalkmış şarkı söylüyorsun be oğlum. Yeter artık, daha fazla yiyemeyeceğim. Neden? Oruçlu musun? Hadi al şunu, kulak arkası yaparsın. Rejimim mahvoldu. Yediğim tostlar yüzünden en az 5 kilo almışımdır. Güzelim bak, o yediğin diyet tostuydu, hiçbir şey olmaz. Hem ayrıca sana şöyle düşük kalorili bir de kepekli gazoz verelim. Yanında da şöyle bir light lezzo verelim ha ablacığım, ne dersin? Hem kilo da yapmaz ha. Yavrucuğum, sen tostuna hiç dokunmamışsın. Bak arkandan ağlar ama. Ya hasta mısınız, şimdi patlayacağım. Hem ne diye arkamdan ağlasın ki? Ağlar tabii. Bu çok duygusal bir tosttur. Bak, ağlamaya başladı bile. Duygusal tostmuş. Bizi salak mı sanıyorsunuz? Duygusal tost olur mu hiç? İçli köfte oluyor da duygusal tost niye olmasın? Hı? Öyle değil mi lan? Süheyl Behzat ikilisi. Evet reis. Ya Tertip bak ne diyeceğim. Şu veletlerin şarkıcı olma işine biraz da sen destek versen ha. Saçmalama be memnun. Ben sanatın ve sanatçının dostu okuruluş muyum? Ve alt tarafı garip bir berberim. İşte ben de onu diyecektim İsmail. Benim çocuklar gelip senin berber dükkanında şarkı söylesinler. Manyak mısın be adam? Benim dükkanım Maxim berber salonu mu? Ama öyle deme Tertip. Senin dükkanına türlü türlü müşteriler geliyor. Bakarsın aralarından kaset yapımcısı çıkar da benim çocukları meşhur eder. Bu işler benim berber dükkanında olmaz ki. Un kapanına gidip orada araştırman lazım. Nasıl yani?
Unkapanı'ndaki berberlere mi gideyim? Ya, ne berberi ya? Unkapanı'ndaki kasetçilere gitmek lazım. Yapma ya. Bu düpedüz zorbalık. Bir daha biz bu çay bahçesine gelmeyelim Veli. Gelmeyelim Nime. Reis. Ne var? Ne diye uğraşıyoruz? Şunları bir güzel dövelim. Yiyemediklerini de paket yapıp arkalarından göndeririz. Yavrucuğum hiç Veli Nimet dövülür mü? Baksana birinin adı Veli, diğerininki Nimet. İyi günler beyler. Aha müşteri. Allah Allah. Buyur genç, derbeder ayran verelim he. Size çay verelim, duygusal tost verelim he. Sağ olun beyler, sağ olun. Biz buranın sahibiyle görüşmek için gelmiştik. Patronunuz kim acaba? Patron benim, ne olacak? Merhaba beyefendi. Merhaba. Bendeniz kaset yapımcısı Hulki Çolakoğlu. Allah! Zengin abime kaset teklifi geldi. Zengin olduk. Bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok hostes. Ben son derece ciddiyim. Fakat ben seninle aynı duyguları paylaşmıyorum Fenasi. Ama neden? Paylaşmak kadar güzel bir şey var mı dünyada? Söyler misin bana hostes? Bak Fenasi, çok kibar, çok iyi niyetli bir insansın ama bu aşk değil, başka bir şey. Son 4 haftadır borsada kaybettiğim dolarların başka ne açıklaması olabilir? Ben sana aşığım ve seninle evlenmek istiyorum. Eyvah babam. Baba, yani hostesin babası. Su mu alacaktınız beyefendi? Evet efendim, su almaya gelmiştim. Tabii, size hemen 1500 litre su verelim. 1500 litre mi? 1500 litre mi? Tabii, verin efendim. Bence siz en iyisi 2500 litre alın. Önümüz yaz. El Nino Melnuna yazı gelir de susuzluk çekersiniz. Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Ama baba! Şişt, sen karışma. Müşteri her zaman haklıdır. 2500 litre su alıyorsunuz değil mi efendim? Tabii efendim. Efektif olarak siz en iyisini bilirsiniz. Hı. Ham yapacağız. Evet, uzun iyiydi be baba. Bakın Kültigin Bey, malumunuz son dönemde bir çocuk şarkıcı furyasıdır gidiyor. Bizden çocuk yapmamızı beklemiyorsunuz herhalde, değil mi bey baba? Hem zaten tek başına çocuk yapılmaz ki reis. Bir tane kadın bulup evlenmen lazım. Bak, ben kaç yıldır tek başıma uğraşıyorum, olmuyor. Aman aman, iyi ki de yapamıyorsun kardeş. Bu devirde anasız çocuk büyütmek çok zor. Sizden çocuk yapmanızı isteyecek değilim. Piyasada hazır yapılmış çocuklar var. Ya bey baba ne diyeceksen de artık ya. Lafı don lastiği gibi uzatma. Diyeceğim o ki bu minik yetenekleri keşfetmek için bir şarkı yarışması düzenlemek istiyorum. İsteyin. Hatta istemekle de yetinmeyin. Düzenleyin. Sizi tutan mı var? Yarışmayı halka açık bir yerde yapmak için böyle bir çay bahçesine ihtiyacımız var. Eğer siz uygun görürseniz burayı bir günlüğüne kiralamak istiyoruz. Parasıyla olduktan sonra neden olmasın? Peki, o halde anlaştık. Buyurun, kapar olarak şu 20 milyonu takdim edeyim. Yarışma bitince 80 milyon daha veririm. Okey bey baba. İstersen burada her gün yarışma düzenleyebilirsin. Yani burasını babanın un kapanı gibi kullanabilirsin. Evet çocuklar, afişleri ve el ilanlarını hemen bastırın. Yarışma pazar günü başlıyor. Daha patron. Bu evden bir şarkıcı çıkacaksa mutlaka benim çocuklarımdan çıkacaktır. Aa, nedenmiş o? Çünkü çocuklarım bana çekmişlerdir. Benim gibi yeteneklidirler. Çocukların sana çektiyse ancak aptal olurlar. Bana bak Sabriye, bana her şey diyebilirsin ama aptal diyemezsin. Ah canım benim. Aman kavgayı bırakın. Bu işi bitmiş bilin. Ben gerekirse saçımı süpürge eder, kendi çocuğumu şarkıcı yaparım. Hiç boşuna uğraşma, zaten saçını süpürge kimi. Sen kimin saçına süpürge diyorsun be? Ha? Sana diyorum, ne olacak? Sana diyorum. Bana diyorum. Buyur abi, bu pazar günü çocuk şarkıcı yarışması yapılıyor. Hiç işim olmaz valla. Bana ne çocuk şarkı yarışmasından canım? Stupid! What are you doing? Sen müdürünle ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz. Boğazlarımı üşütmüşüm de. Sen boğazını değil, kafanı üşütmüşsün. Tas kafa. Çabuk mutfağa geç. Quickly, quickly. Ulan sizin yaşınızdaki veletler kaseti klibi patlatıp babalarına Hülya Avşar'ın anası gibi hayat yaşatıyorlar. Eşek sıpaları. Siz hala oyuncaklarla oynayın.
Ben size devamlı şarkı söyleyin demedim mi ulan ha? Babanız doğru söylüyor. Bundan sonra çişim geldi derken bile şarkıyla söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Şuraya bak! Benim doğurduklarımdan küçük ibolar gorusu vurulur evelallah. Seninkiler bir şey mi? Zamanında Nevzat Atlı benim çocuklarım için yalvarmıştı da vermemiştim. Onlar doğuştan yetenekli. Değil mi oğlum? Ben senin çocuğun değilim. Terbiyenin. Aa, canım. Yapmayın deli misiniz siz? Yazık günah çocuklara. Sen de bir şey söylesene İsmail. Beni dinlemiyorlar. Belki seni dinlerler. Bak Memnun. Para hayatta her şey demek değil. Evet. Belki bu çocuklardan biri şarkıcı olursa milyarder olacaksın. Köşklerde, saraylarda yaşayacaksın. Hatta arabaların, yatların, medreselerin olacak. Ama bunlar çok önemli mi yani? Elbet önemli tertip. Aferin İsmail. Aynı kendi kalesine gol atan salak futbolcular gibisin. Merhaba. Sen niye öyle konuşuyorsun lan şapşalır? Doğru ya. Baba, bugün mahallede yapılacak çocuk şarkıcı yarışmasının ilanları asılıyordu. Ağzımda unutmuşum. Ver bakayım şunu. Ana, yaşasın. Kısmet ayağımıza geldi. Bizim veletlerden birkaç tanesini bu yarışmaya sokalım. Çocuklarını okula bile yollamadan şarkı yarışmasına nasıl sokarsın? Evet, nedir seninki bu paranızı anlamıyorum. Ayıp ediyorsun be Tertip. Benim veletlerden bir iki tanesi kefeni yırtıp ünlü olsa fena mı olur? İlk kasetin parasıyla 250 metrekarelik halı saha kiralar, hemen senin elinden ayrılırız. O zaman birkaç çocuğunu şarkıcı yap, geri kalanını okula yolla. Ne zamanmış bu şarkı yarışması bir bakalım. Benim çocuklarımdan birini sokalım, kesin kazanır. Vallahi benim çocuğum diye demiyorum ama sesi aynı bana çekmiş. Ben de tarlada böyle iyi türkü söylerdim. Ama ne karpuz kestiğimi ya yok. Demek o yüzden sizin tarlaya hiçbir karga yanaşmıyordu ha? He. Espri yaptı. Aktif oksijenli. Beyaz ötesi aptal sarışın. Boşuna kavga etmeyin. En güzel sesli çocuklar benim çocuklarımdır. Ha şöyle işte. Bu şarkı yarışmasına hepinizden bir çocuk katılacak. Hangi karımın çocuğu bu yarışmayı kazanırsa o karım yaşadı vallahi. Nikah hazırlıklarına hemen başlasın. Şan, şöhret, para, lüks hayat ve evlilik cüzdanı onu bekliyor. Lüks hayat mı? Aslan karım, bana böyle bülbül gibi sesi olan bir çocuk doğurduğun için sağ ol. Çocuğunuzun sayesinde zengin olduk. Rica ederim koçum. Ne zaman istersen gelin. Yarın ilk uçakla Miami'ye gidiyoruz hayatım. Sibel Can'ın villasının yanındaki göklerini satın alacağız. Alalım koçum. Vay be. Hayali bile böyle güzelse gerçeği kim bilir ne kadar güzel olur. Birazcık daha huysuzum sana yapmadım. Aslan karım, bana böyle bülbül gibi sesi olan bir çocuk doğduğun için sağ ol. Çocuğumuzun sayesinde zengin olduk. Alçak Memnun, az önce aynı lafları bana söylüyordun. Demek hayaline göre muamele ediyorsun ha? Rica ederim koçum, ne zaman istersen gene doğru. Yarın ilk uçakla Miami'ye gidiyoruz hayatım. Sibel Can'ın villasının yanındaki göklerini satın alacağız. Alalım. Hani o gökdeleni bana alacaktın Memnun. Ayıp olmuyor mu? Aman kes sesini. Ukala hizmetçi. O senin asla gerçekleşmeyecek olan hayalin. Bu hayal hayal olarak kalmamalı. Bir an önce gerçekleşmeli. Aslan karım, bana böyle bülbül gibi sesi olan bir çocuk doğurduğun için sağ ol. Çocuğumuzun sayesinde zengin olduk. Ben Kafiye'nin değil Terbiye'nin çocuğuyum. Süt annem de Sabriye'ydi. He? Hadi ya. Kalk. O zaman siz gelin buraya. Çabuk yerle bizi, aptal sarışın. Memnun, daha bu salak hayal kurmasını bile beceremiyor be. Sana yetenekli şarkı söyleyen çocuk doğurabilir mi hiç? Dikkatli olmam lazım. Yanlış bir şey.
işi kesinlikle yapmamam lazım. Oraya değil lan. Hadi oğlum, çabuk. Aşağı biraz aşağı. Lan oğlum sola sola. Sola dedim salak, sağ değil. Üç aşağı beş yukarı oluyor işte reis. Ne kızıyorsun ki? Salaksınız oğlum ya. Hem de var ya duble salaksınız. Şu görüntünüzle de salaklığınızı anıtlaştırdınız. Dur. İnin lan oradan aşağı. Bremen mızıkacıları sizi. Ulan yoksa belediyenin yıkım ekiplerini çağırıp kaçak katınızı yıktırırım lan sizin. Hadi atlalım üstünden abi. Böyle kendi kendinize yıkılın lan. Ulan aslında var ya 300 milyon da fena para değil ha. Ulan keşke çocuk olsaydım be. Yarışmayı kazanıp parayı da kapardım biliyor musun? Sadece 300 milyon mu lan? Ondan sonra gelsin kasetler, gitsin diziler. Ah be reis be. Ne bahtsız adamsın ha. Ops. Bu da nereden çıktı lan şimdi? Abi benim demem o ki zamanında hostes yengeyi ayarlayıp çocuğu koymuş olsaydın. Tamam. Şimdiye belki de senin olan yarışmayı kazanıp şöhret olmuştu. Ulan salak salak konuşup kendini dövdürtme lan bana. Ne demek ulan çocuk kasetim, acı kasetim. Uyar! Ne var yani abi, yapamaz mısın ha? Yoksa kısır mısın ha? Şşş, bana bak. Şşş, bana bak. Kısır değilsen ne diye bozuluyorsun Kültekin abi? Yoksa erkeklikten erken mi istifa ettin he? Ay, hiç merak etme abi. O işin de bir hapı var artık biliyorsun. Viagra Amerika. Yalnız bir saat önce alman lazımmış. Merak etme reis. Sen hapı al, biz diye giyip bir saat oyalarız. Gidemem, gidemem, seni terk edemem, ölürüm, ölürüm, ben sensiz, bırakmayan, sakinci canıma. Lan ne biçim şarkı söylüyor, patlayacağız ya, geç şöyle, sıradaki gel şöyle, dur şöyle, ha söyle. Bir tanem, deli gibi severdim kalbimin işine. Aferin yavrum, maşallah hepinizin sesi birbirinden güzeldi. Acaba diyor, sizden koro mu yapsam? Tamam tamam, sen git hadi. Sen söyle bakayım. Mini mini bir kuş konuştu, ben kendime konuştu. Aa tamam tamam, yeter kesin. Bu ne biçim şarkı böyle? Sana çocuk şarkısı söyle diyen mi oldu? En kısa zamanda acılı türküler öğreneceksin. Yoksa kafanı kırarım ha. Gel bakayım. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Nasıl gidiyor? Sesi güzel olan çıktı mı hiç? Benimkilerin hepsinin maşallahı var memnunum. Bülbül gibi şakıyorlar. Ay! Sen asıl benimkileri gör. Sabahtan beri dinlemeye doyamıyorum. Seninkiler nasıl kız terbiye? Nasıl olacak memnunum? Benimkilerde bir ses var. Bir ses var. Kulak hastalıklarına şifa olacak ses vallahi. Çok iyi, aferin. Zaten Allah'ın küçük yuvalarından, küçük onurlarından neyiniz eksik? Hadi, patlatın bakayım birer şarkı. Kayıt sırası burası mı? Evet. Buyurun. Şu bizim oğlanda şarkı yarışmasına kaydedebilir misiniz? Okumuyor, bari şarkıcı olsun. Olsun tabii. Yavrucuğun küçük onurdan nesi eksik? Yalnız ben şeyi merak ettim. Jüride kimler var acaba? Kimler yok ki? Hüncal Uluç, Ajda Pekkan, Hulusi Kentmen, Sezen Aksu, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Leman Sam, Ahmet San. Sen öyle san. Maşallah, maşallah. Pek de önemli şahsiyetlermiş. Herhalde. Mini'yi kaydettirmekte kararlıysanız 20 milyon rica ederim. Aa tabii. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah çocuğunuza televizyonlara çıkmayı nasip etsin. Amin, amin. Kayıt yaptırmak için gelmiştim. Öyle mi? Tabii. Evet bayanlar baylar. Burası Soyut Gölgesi şarkı yarışması değil. Çay içmeyenin kaydını geçersiz sayıyoruz. Bu kaçıncı çay ayol? İçimiz dışımız çayı oldu. Çocuğun istikbaliyle oynama abla. Al şu çaydan içip. Ses tellerine acayip iyi geliyor. Bu çaydan bir bardak içen Erevizyon şarkı yarışmasını bile kazanır şerefsizim. Tamam tamam, ver bir tane. Bir tane dedim ayol, çocuğun çişi gelecek yine. Aa,
Koskoca berber dükkanın var. Otobüste işe gitmek sana yakışıyor mu tertip? Sabancı'nın otobüste işe gittiği nerede görülmüş? Cimrilik yapma da bir taksi tut artık. Hadi lan, senin de su istasyonu var. Taksiyi sen tut. Vay be. Bu çocuk şarkı yarışmasını düzenleyenler bayağı ciddi bir firmaymış. Baksana bir sürü afiş asmışlar. Vay 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 vay, şunlara bak. Tertip be, senden bir ricam olacak. Hayır, kesinlikle taksi maksi tutmam. Yok be Tertip, taksi tut diyen oldu mu sana? Benim veletlerin bu yarışmaya katılması için biraz para lazım. Senin veletlerin parasını benim vermemi beklemiyorsun herhalde. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hayatını kurtarırken böyle konuşmuyordun ama. Keşke kurtarmasaydın da bu işkenceyi yaşamasaydım ulan. Niye sinirleniyorsun ki Tertip? Bu yarışma bizim olduğu kadar senin için de büyük bir talih. Hadi ver şu parayı. Dağıtıldım beni seninle aynı mangaya düşüren talihinin içine edeyim. Talihine küfredeceğine şükret. Benim veletlerin kaseti İbo gibi 3 milyon satınca sana Ak Merkez'de kuaför dükkanı açacağım. Al şurayı da çeneni kapa. Ellerim titremeye başladı sinirden, al. Allah İsmail Matik'ten razı olsun. 24 saat para çekebiliyorum. Hadi lan hadi. Bu ilanları çok kişi görmesin kardeşim. Herkes yarışmaya katılırsa bizim veletlerin şansı azalır sonra. Ona inananlar maalesef bulmuş inadını bulamayana şuan artık yapacağım. Bu şarkı bir kere bizim repertuarımızda. Utanmıyor mu hırsızlık yapmaya? Aa, nereden senin repertuarında oluyormuş bir kere? O Ricky Martin'in şarkısı. Bana bak ulan zilli karı. Bir daha bizim repertuarımızdan şarkı arakladığını bir duyarsam senin ağzını cart diye yırtarım. Esas sen bizden şarkı araklama. Az önce denemek için hiç olmayan bir şarkı uydurduk, onu bile araklamışsın. Sen otur bekle bakayım. Ben şimdi geliyorum. Aa, nereye gidiyorsun Kafiye? Nereye olacak? Üst kata Romalı Cazibe ablaya. Bana ancak o yardım edebilir. Hadi be oğlum. Atacaksan at şu taşı. Bu kadar zamanda Mesut Yılmaz bile cümle kurabilirdi. Sık boğaz etme adamı Memnun. Okey'e dönüyoruz burada. Başbakanlık yapmıyoruz. Evde çocuklar bekliyor. Şarkı yarışması için hepsini kampa soktum. İstersen konservatuvara sok. Yarışmayı nasıl olsa benim oğlan kazanacak. Hadi oradan sen de. Denizde kum, bende çocuk. Yetişin birisinden abi. Birisi mutlaka şarkı yarışmasını kazanır. Hiç boşuna kapışmayın beyler. Şarkı yarışmasının birincisi benim oğlandır. Yok ya. Benim çocukta bir yanık ses var. Bir yanık ses var. Benim çocuklar sadece şarkı söylemiyorlar ki. Aynı zamanda doğuş gibi ters takla atıp bir taraftan da küçük Onur gibi ağlayabiliyorlar. Küçük Onur da kimmiş be? Siz asıl benim küçük Mustafa'yı gördünüz mü? Sen ne diyorsun lan? Şimdi sana küçük Remzi'yi gösterirsem alayınızın dudağı uçuklar. Allah tutmayın beni lan. Bittim lan. Bittim lan. Aman Romalı Cazibe abla, ne olur bana yardım et. Ocağına düştüm. Dur dur, sakin ol Kafiye. Neler oluyor? Bu yarışmayı benim çocuğumun kazanması lazım. Yoksa benim nikah işi yatar. Hangi yarışmayı? Şarkı yarışmasını. Kimin çocuğu kazanırsa Memnun ona resmi nikah yapacağım. Ha, şimdi anlaşıldı. Sen hiç merak etme. Ben ona şimdi öyle bir şarkı öğretirim ki Sanremo şarkı yarışmasını bile kazanır. Sil. Hadi şimdi sen git çocuğunu getir. Sil. Sil. Sil sil sil. La chanta mi cantare. Perché ne sono fiero. Ne yapıyorsun eleman? Hamburger yapıyorum Burcu. Şef iki köftenin arasına bir ekmek koyduğunu görürse Helsim reklamındaki müdür gibi suyunu çıkarır vallahi. Bugün çok dalgınsın. Bir sorun mu var? Evet Burcu. Aklım hep kardeşimin katılacağı şarkı yarışmasında. Aa, kardeşin şarkı yarışmasına mı katılıyor? Hem de 300 milyon lira ödüllü bir yarışma. Kardeşim birinci olursa ona bir de kaset çıkaracaklarmış. Ah ne güzel. Güzel ama yarın yarışmanın yapılacağı çay bahçesine nasıl gideceğim ben? Morali bozmak gibi olmasın ama bizim şef bir saatinde buradan ancak cenazenin çıkmasına izin verir. İki tane siyaset meydanı dolduracak kadar kocan oldu ama bir tanesinden bile çocuk yapamadın. Çocuk yapacağım diye vücudumu bozamazdım anneciğim. Vücudu bozulurmuş. Ben seni yaptım da vücudum bozuldu yani. Maşallah. Hülya ile Sibel'den neyim eksik?
Ama anneciğim çok gürültü yapıyor diye beslediğimiz kanaryayı bile komşuya vermedin mi? Kuş başka, torun başka. Şimdi bir torun eksikliğini çok hissediyorum. Bari şu İtalyan kocandan bir çocuk yapsaydın. Viali'den mi? Baccio'da. Ah, bana bir torun sevgisi yaşatsaydın. Şimdi el alemin sümüklülerine değil, kendi torunuma şarkı öğretirdin. Hem de benim engin musiki bilgimden yararlanırdınız. Ama mama, acele etme, o da olur. Benim şimdi kahvenin çocuğu için bir şeyler yapmam lazım. Hem de en salağa yardım ediyorsun. Bari Sabriye'nin çocuğuna yardım etseydin. Ah ah, musiki'nin kitabını yazardım ama bunu öğretecek bir tane bile torunum yok. Ah ah. Üçüm, hadi bakayım. Güle güle. Siz buyurun. Kaydet. Merhaba. Oo, Memnun Bey, hoş geldiniz. Mekanımıza şeref verdiniz. Siz de şarkı yarışması için mi şey ettiniz? Yok canım, bizden geçti artık. Çocukların kaydını yaptıracaktık. Vallahi isabet olur. Böyle bir fırsat her zaman denk gelmez. Yarışmayı bunlar mı tertipliyor? Ha? Evet evet, bunlar tertipliyor. Teşekkür ederim. Pek sağlam pabuca benzemiyorlar ama. Olur mu hiç öyle şey Memnun Bey? Adamlar Şahin Özer'in en samimi arkadaşlarıymışlar. Kazanan çocuğa anında kaset yapıp bir boşova çıkaracaklarmış. Yapma ya. Ayrıca bir sakatlık olursa ben kefilim. Neyse, gidip bir kaydımızı yaptıralım bari. Tabii tabii, buyurun. Her dakika bu kadar. Ay! Ay. Hayrola Ceberrut teyze? Terbiyesiz. Teyze ne demek? Bak Sabriye, seni severim bilirsin. Memdun'un en eski karısı sensin. Bu yüzden de resmi nikah senin hakkın. Benim hakkım ama memnun olacak o alçak bir nikah işini Eurovizyon seçmelerine döndürdü. Kimin çocuğu kazanırsa ona nikah kıyacakmış. Tabii ki senin çocuğun kazanacak. Benim çocuğum mu? Evet, senin çocuğun. Nereden biliyorsun Ceberrut teyze? Biliyorum. Çünkü ben ona nasıl şarkı söylendiğini öğreteceğim. Sahi mi söylüyorsun? Sen bu işten anlıyor musun? Anlamak ne demek? Udumu elime aldığım zaman biz her gece mehtaba çıkardık. Mehtaba çıkardık. Hem de her gece başka biriyle. Hey gidi günler hey. Neyse, ben udumu alayım da sen de çocuğu getir. Hemen derse başlayalım. Hay Allah razı olsun Ceberrut teyze. Hançeri aşkınla eyyar, gönlümüz revurma hiç. Hadi çocuğum sen de söyle. Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç. Ceberrut teyze, biz bu şarkıyla kazanabilecek miyiz, emin misin? Kazanırız, kazanırız. Sen hiç merak etme. Hani diyorum şöyle Alişan'dan falan bir şey söylese. Kralı gelse alamaz seni gibi. Olmaz. Ben böyle jürilerde çok bulundum. Müzikten anlayan biri mutlaka bu şarkıyı seçer. Madem öyle diyorsun. Söyle lan. Hançerit, maşkut, maşkut. Söyle. Hançeri aşkınla aslan parçaları ne durumda? Yarışmaya bir gün kaldı. En iyileri seçebildiniz mi? He memnunum. Gerçi benim çocukların hepsinin sesi çok güzel. Hangini istersen yarışmaya sokabilirsin. Ama Niyazi girerse kesin kazanır. Türkiye'nin en ünlü hocalarından şan dersi alıyor evvelallah. Güzel. Ya seninki Kafiye? Aha işte benimki de bu memnunum. Eurovizyon kupasını bile kazanır. Ta İtalyalardan Pavarotti gibi hocalar getirttim. İyi. Peki sen seçtin mi terbiye? Seçmem mi memnunum. Hem ben çalışmalarla bizzat kendim ilgileniyorum. Şu ikisi benimkine vokalist bile olamaz. Ya. O halde şunları öttürün de şarkılarını bir dinleyelim bakalım. Bak burada şekil satan çocukları geçtiniz be. Ay dayanamıyorum. Ay.
Görüyorsun ya Memnun'um. Zeynep bile benim çocuğun sesine bayıldı. Burcu. Saat kaç? İnsanı çıldırtırsın vallahi Lama. İki saniye önce sordun ya saati. Orası mutfaktı. Salonla mutfak arasında saat farkı olabilir diye bir daha sordum. Niye ikide bir saat soruyorsun Lama? Ne yapayım Burcu? Kardeşimin yarışmasına çok az kaldı ve ben hala buradayım. O yarışmaya gitmeyi unutsa niye edersin Lama? Müdür buraya geliyor. Müdür mü? Saatiniz kaç müdürüm? Saati ne yapacaksın stupid? Çabuk siparişleri şu adrese götür. Yes sir. Sakın geç kalma. En fazla 10 dakika içinde burada ol. Okey? Come on. Manyak lan bu. Sarıyer'e sipariş götürüp 10 dakikada nasıl döneceğim ben be? İnşallah Ümraniye'den sipariş verirler de bir saat yüzünü... Ümraniye'den sipariş mi dedim? Tabii ya. Teşekkürler. Buyurun makbuzunuzu. Hayırlı olsun. Hadi gel. Buyurun. Buyurun. Alayım. Kayıt yaptıracağım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Pırlanta gibi 300 milyonluk ödülü sümüklü bir velet kapıp gidecek. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz burada. Saçmalamayın oğlum. Baca kadar çocukları dövüp paralarını ellerinden alacak değiliz herhalde. Ya abi ben de yarışmaya katılayım ha. Sen jüriye girip torpil koyarsın. Birinci seçilirim. 300 milyonu biz paylaşırız. Hasta mısın sen yavrucuğum? Ulan yarışma çocuklar arasında yapılıyor. Gerçi senin zeka yaşın oldukça müsait ama... Abi çocuk taklidi yapmak zor bir şey mi? Hem benim sesim de güzeldir bak. Bak abi bak şimdi bak. Ha. Yıllar yılı dert yolunda ne ilk ne de sonuncuya... Aferin lan aferin. Bu işi bayağı iyi kıvırıyorsun. Çok iyi valla. Sanki büyümüş de küçülmüş. Yıllar yılı... Tamamdır ulan bu iş. 300 milyon 300 milyondur. Herhalde Kürtükin abi. 300 milyon 250 bin olacak hali yok ya. Ya bir dinleyin abilerim ya. Bir dakika ya. Kahrediyor hayat beni. Ben acılar çocuğuyum. Ben çok susadım. Tamam ben sana su vereyim. Al bakalım. Bak bunu bir dikişte iç tamam mı? Hadi. Oo, buz gibiymiş dişlerim olsun, doldu. Olsun olsun daha iyi. Hadi. Soğuk su çok faydalıdır. Sese iyi gelir. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Burkan. Hadi oğlum. Hadi at bakalım. Burkan. Ne var? Gel lan buraya. Kalbinin çocuğu. Gel Burkan gel buraya ay yavrum ne güzel terli misin sen öyle çok güzel su gibi olmuşsun su gibi çok üşüdüm ama bir şey olmaz terli ne güzel oynarken şey olmaz hadi yavrum rüzgarda oyna rüzgarda oyna da sesin kısılsın hadi oğlum gel hadi ye bunu. Hem de ısıra ısıra ye. Ye. Çok güzelmiş anne. Anne mi dedin? Lan sen terbiyenin çocuğu değil misin yoksa? Yok değilim. Ben senin oğlum Mazhar Fuat Özkan. Tanımadın mı? Lan salak Mazhar Fuat Özkan. Niye baştan söylemiyor? Ne bileyim doğduğumdan beri bana ilk defa dondurma verdin. Ne söyleyeyim ki? Eyvahlar olsun. Yine bir çuval inciri berbat ettik. Yeme lan yeme. Alo. Yes okay. Ben sipariş verecektim de. Tabiimizdir. Hemen yazın. Yalnız bir sorun var. Ben çok uzaktan arıyorum da. Buraya sipariş getirebilir misiniz? Bizim ulaşamayacağımız yer yoktur bayım. Her yere sipariş getirebiliriz. Gemze'den arıyorum. What? Sizin sandviçlerinizin çok metini duydum. Zahmet olmazsa bize 10 tane sandviç yollar mısınız? Zahmet ne demek? Siz adresinizi verin yeter. Çarlı Sokak. Süper Plikik Apartmanı. Kat 5. Daire 2. Hadi hayırlısı bakalım Memnun. İnşallah çocuklarından biri şu yarışmayı kazanır ha. Hey yavrum hey, kimin çocuğu bunlar be? Hele bir kazanmasınlar. Ya kazanacaklar
ya da kazanacaklar. Yalnız Zeynep yengenin bu yarışmaya gelmemesine bozuldum. Aman Memnun, biliyorsunuz Zeynep çocukların böyle at gibi yarıştırılmasına karşı. Evet, doğru söyledin İsmail ağabey. Kahfiye ile terbiyenin çocukları hakikaten de ata benziyor. Ama benimki küçük Onur gibi yakışıklı valla. Hem ses var, hem fizik, hem de altyapı. Hah, sen halt etmişsin. Esas şu benimkine bakın. Yarışmada birinci olduktan sonra çevireceği televizyon dizilerinde en güzel manken kızlarla oynayacak. Değil mi lan? Ben senin çocuğun değilim ki, terbiye annemin çocuğuyum. Ana, benim çocuklar da aynı bana çekip aptal olmuşlar. Ulan salak kapti, sen benim çocuğumsun. Burnundaki belinden tanıdım seni. Ana doğru be, ben senin çocuğun. Anam sen o karga sesli yavruca boşuna hiç oralara kadar götürüp yorulma. Nasıl olsa benimki kazanacak. Yok ya, hem olsun, benimki de şampuan güzeli seçilir belki. Patates güzeli desen bir derece. Yarışma dönüşünde Memnun'umla nikah dairesine gidip nikah için gün alacağız. Değil mi Memnun'um? Bakarız bakarız. Hele seninki birinci olsun da. Esas benimki birinci gelecek. Dönüşte siz otobüs terminalinden köyünüze postalanacaksınız. Yeter artık be! Sokakta susun bari. Aa, iyice manyaklaştınız artık. İsmail ağabey haklı, susalım. Evet susalım. Tıp! Konuşanın ağzına fare girin. Bir iki üç deneme. Deneme bir iki üç. Bir iki üç deneme. Hocam şimdi mandik olarak ben de bu yarışmaları destekliyorum. Abo, müsaadenizle. Abo, anne. Buyurun, buyurun, buyurun Valide Hanım. Sizin için özel yer ayırtmıştım. Önlere buyurun. Tamam, tamam. Nereye oturacağım, sana mı soracağım? Fakat... Evet, nerede kalmıştık? Ha? Ay Allah'ım, ne kadar heyecanlıyım. O kadar kabiliyetsiz bir çocuğum olsa ben de heyecanlanırdım. Bak ben nasıl rahatım. Neden? Benim çocuğum kazanacaktı ondan. Ne demek senin çocuğun kazanacak? Nereden biliyor? Şike var, şike. Şike mi? Sessiz olun, sakin olun. Sen bana güven, biz kazanacağız. Tamam burası. Nerede kaldınız? Kardeşim burada şöyle basamaklarını bir bir çıkıyor. Sen orada burada sürtün. Aman anne, dükkanı kapatıp anca geldim işte. Efektif olarak iyi günler efendim. Fenasi Bey oğlum, hoş geldiniz. Otur otur. Bittin oğlum sen. Bittin. Yakaladım May Eleman. Müdürüm. 15 dakikadır. 15. Neredesin stupid? Yolda Incalıç'ı gördüm müdürüm. Hızlı gidersem plakamı gazetedik köşesinde yazar diye biraz yavaşladım. Don't speak. Çabuk şu siparişleri Gebze'ye götür. Gebze'ye mi? Ama oraya siparişleri 3 saatte zor götürürüm sir. Olsun Maysan. Müşteri her zaman haklıdır. Ben Amerika'dayken San Francisco'dan ta Los Angeles'a hamburger götürürdüm. Hadi ya. Ayrıca ürümüz Gebze'ye kadar ulaşmış. Yakında müsahibinden de Şırnak'tan da hamburger isteseler fena mı olur? Just do it. Hadi. Go, 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 go. Lan İngilizce'den anlamıyoruz diye bu herif bize küfür falan mı ediyor acaba ya? Aman boş ver. Gebze'ye geç kalmayayım. Yarışma başlamak üzere. Thank you.
ve baylar. Birinci geleneksel bir küçücük fıçıcık, içi dolu ünlücük ses yarışmasına hoş geldiniz. Bugün burada bir küçük yarışmacımız birinci olacak ve ona şöhretin zenginliğin kapıları sonuna kadar açılacak. Paraya para demeyecek. Bir gün paparazzi ile Avustralya'ya gidecek, ertesi gün televole ile Miami sahillerinde dans edecek. Ve siz anne babalar, yarın öbür gün Yasemin'in penceresinde kapı açılıp da içeri siz girdiğinizde minik yavrunuz gözyaşlarını tutamayacak. Ne oluyor? Hemen bir numaralı yarışmacımızı sahneye çağırıyor ve alkışlıyoruz. Küçük Cengiz! Şarkının sözlerini unutan minik kardeşimizi yerine uğurluyoruz. Ve şimdi de karşımızda iki numaralı yarışmacımız Küçük Niyazi. Takdimcime, itiraf ediyor. Hemen itiraf ediyorum. Ne oldu hanımefendi? Bir kere onun adı Küçük Niyazi değil. Küçük Kutlu Payaslı. Değil mi Cevahit teyze? Tamam. Özür dilerim efendim. Evet, karşınızda Küçük Kutlu Payaslı. Hançeri aşkına ya. Gönlümüze vurma hiç. Üstüme gelmeyin anaman. Biri benleri sevmedi. Yalancı ben olamam. Seni bir kalemle zedeleri. Üstüme gelmeyin anamam. Beni benleri sevmedi. Takmış koluna elde domuzu beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzı kırısı kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden bu sahibim anladım ya. Deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim başıma tac ederim, inan bir tanem. Seni ben, gözüm gibi severim seni ben. Başıma tac ederim. Her gün yeni bir aşk arıyor. Bilmem o kendini ne sanıyor. Çekimi bil de bana sor. Nerede nasıl yaşarım gel de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel de bana sor. Gel de bana sor. Gel de bana sor. Gel sen de çekimi bil de bana sor. Mantık olarak on numara hocam. Çok yetenekli. Kim bu çocuk mu? Cem Özer bile bundan daha iyi şarkı söyler. Bana bak. Jüri misin, denizli sporlu yürü misin bilmem ama benim kafamı bozma, tamam mı? Bu çocuk kazanacak diyorsak bu çocuk kazanacak. Ne diyorsak o. Ne diyorsak o. Ne diyorsak o. Kardeşim tamam. Gerçekten yetenekli. 10 puan onun hakkı hemen veriyorum. Evet bayanlar ve baylar. Şimdi de geldik günün en önemli anına. Acaba bu büyük yarışmayı hangi minik kardeşimiz kazandı?
Heyecandan beynim duracak. Hepiniz kalbin salak kalbin. Sana ne? Sen benim beynimin kahyası mısın? Susanız ayol. Vur. Evet. Zarfı yavaşça açıyorum. Bayanlar ve baylar. Birinci geleneksel, bir küçücük fıçıcık, içi dolu ünlücük ses yarışmamızın... Çabuk aç lan şu zarfı. Hala bakıyor ya. Sakin olun beyefendi. Açıyoruz. Bayanlar ve baylar. Birinci geleneksel, bir küçücük fıçıcık, içi dolu ünlücük ses yarışmamızın birincisi... 27 numaralı yarışmacımız... Küçük Erol Emki. Lan. Oğlum Zafer Sarhoş'tan kapılıp 300 milyonu unutmayalım. Aziz! Şirinleri yok! Hı? Nerede lan bu herifler? Kaçmış bu herifler! Hiçbiri ortada yok! Ben anlamam! Çünkü çetesi bu işe kefil olmuştu. Çabuk bulun onları bana! Havaalanlarını kurtun! Kutlağım. Bütün sınır kapılarına haber verin! Geniş çaplı bir operasyon başlatın! Durmayın! Çabuk! Paraları da alıp götürün! Hayır! Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum abi! Adamlar çıkıyor! 300 milyonum gitti! Abi! Yar! Abi! Yar! Ben şimdi ünlü olamayacak mıyım ha? Hayır! Şimdi ben paparazilerle Avusturya'ya gidemeyecek miyim ha? Ne ünlü olması oğlum? Bizim cefası oldu. Halimde kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Ben bunun böyle olacağını biliyorum. Bu iş kültürü ve çetesinin başından sudarcı koca Berlik teyze. Yuh! Bir dakika Valdanım. Biz de sizin gibi kandırıldık. Evet, bizi kandıran bunlar. Tabii kandırıyorlar Cebertis teyze. Benim çocuğumun geleceğiyle oynarsın ha. Come on yiğitlerim, vurun!